videolarımda birkaç defa paylaştım. Şimdi burada bana gelen mesajlar üzerine bir noktaya değineceğim. Aşırı ilgi gösteren erkekler. Bu adamların sorunu nedir? Bazı erkekler neden freni patlamış kamyon gibi kadınlara çok yoğun, sonu gelmeyen derecede ilgi gösterirler? Bu adamlar neyin peşindedir? Şimdi neyin peşinde olduklarını siz de, ben de biliyoruz. Bunu biliyoruz. Şöyle bir şey düşünelim. Videolarımda ısrarla paylaşıyorum. Kadınlara diyorum ki lütfen standartlarınızı koyun. Lütfen kendi kurallarınızı, kendi yapabileceğiniz şeyleri ve yapamayacaklarınızı erkek arkadaşınıza, eşinize açıkça söyleyin. Standart olmayan bir kadın erkeklerde kesinlikle saygı yaratmaz. Biz kendi kuralları olan, kendi davranış biçimleri olan kadınlardan son derece etkileniriz. Peki, hiçbir standart olmayan bir erkek kadınlar için etkileyici midir? Bence değildir. Şimdi siz ne yaparsanız yapın, hiçbir şekilde bundan yüksünmeyen, bundan alınmayan, her şekilde siz kötü sinyaller verseniz bile sizin üzerinizde ısrar eden, aşırı ilgi gösteren, sürekli olarak sizi ilgiye boğan, işte kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlayan erkekler genelde kadınları etkiliyor. Yani ne olursa olsun ilgi gösteriyor. Çok güzel, kadın ilgiyi sever, burada varız. Ama denklemde bir yanlışlık var, o da şu. Bana günde yaklaşık olarak 200-250 tane mesaj geliyor, hiç abartısız. YouTube ama daha çok Instagram. Instagram'dan sürekli mesajlar geliyor bana. Adil Yıldırım yazar hesabıma mesaj yağıyor ilişkilerle ilgili gece gündüz. Ve ben bunları yani çoğunu okuyorum. Bazılarına cevap veremiyorum. Bazen vaktim olduğu zaman işte buradan size videolar çekip cevap veriyorum. Çünkü gelen bazı sorular çok fazla insana hitap ediyor. Sadece o kişi değil, çok kişiyi ilgilendiren konular oluyor. Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Kadınlar ilgi gösteren erkekleri seviyorlar. Aşırı ilgiyi seviyorlar. Burada hepimiz mutabıkız, aynı fikirdeyiz. Ama şöyle de bir konuda aynı fikirde olmamız gerekiyor. Bu tip aşırı ilgi gösteren adamlar kadınları genelde mutlu edemiyor. Yani kadınlar bu adamlarla çok mutlu olamıyorlar. Çünkü uzun süreli ilişki yaşayamıyorlar. Adam ilgi gösteriyor, ilgi gösteriyor, ilgi gösteriyor. Belli bir noktaya kadar. İstediğini elde ettikten sonra, belli bir cinselliği yaşadıktan sonra adamımız, kahramanımız sahneden ayrılıyor. Ortadan kayboluyor. Adamı bir daha kimse bulamıyor. Şimdi sonra kadın diyor ki, erkeklere güvenilmez. Bir saniye. Bütün erkeklere bunu mal etmeyin. Bütün erkekleri bir anda silip atmayın lütfen. Çünkü o adamın siz ne yaparsanız yapın, aşırı ilgi göstermesi, zaten o adamın aslında kalitesiz bir adam olduğunu göstermesi lazım size. Ya buradan anlamanız lazım. Burada kötü bir sinyal var. Bir erkek kendi standartları varsa, kendi kalitesi varsa, kendisine karşı soğuk davranan, ilgisiz davranan bir kadına kesinlikle ilgi göstermez. Bakın, kaliteli bir erkek. O hani bana mesajlar atıyorsunuz ya, ben düzgün bir adam arıyorum, kaliteli bir adam arıyorum. O adamlar, siz onlara kötü davrandığınız zaman size iyi davranmazlar. Ya bundan emin olun. Kaliteli erkekler ilgi isterler, onlara düzgün davranmanızı isterler. Çünkü onlar, size kötü bir haberim var. Çünkü onlar kaliteli olduklarının farkındalar. Çünkü onlar diğer sırtlanlarla aynı düzeyde olmadıklarının farkındalar. Onlar başka bir seviyede. Şimdi siz çoğunlukla bana gönderdiğiniz mesajlarda diyorsunuz ki düzgün erkek yok mu? Ondan sonra da sadece ilgi gösteren, sürekli olarak mesajlar atan ve ne olursa olsun yani siz düzgün davranmasanız bile size yüzsüzce, arsızca ilgi göstermeye devam eden erkeklerle birlikte olduğunuz zaman onlar sizi mutlu edemiyor. Sonra diğer tarafta kaliteli, düzgün adamların da sizin peşinizden koşmasını bekliyorsunuz. Sonra o adam mesela diyor ki hadi kahve içelim, hadi birlikte bir şeyler yapalım. Onu peşinizden koşturmak için ona hayır diyorsunuz, müsait değilim falan filan. O adam da ilgi göstermiyor. Çünkü o tip adamlar, daha önce de anlatmıştım, bir kez sorarlar, iki kez değil. Hiçbir kaliteli erkek bir kadına iki kez aynı soruyu sormaz. Bir kez sorar, der ki yemeğe çıkalım mı? Şu olabilir, ya o tarihte müsait değilim, daha sonra yapalım. Olabilir ama bu kadın işte buna cevap vermediği zaman veya soğuk bir cevap verdiği zaman veya adamı reddettiği zaman o adam o kadına bir daha bu soruyu sormayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Kaliteli adamları bu yüzden kendinizden ittiriyor olabilirsiniz. Çünkü o adam bir daha o şansı vermeyecek. Vermeyecek. Çünkü piyasada çok erkek var. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bir sürü erkek var yani. Kadınlar olayın farkında. Ama bu adamların kaliteli olanın sayısı, ben size çok net söyleyeyim, %5. Yani kadınları mutlu edebilecek, değer veren, uzun süreli ilişki arayan, düzgün bir evlilik arayan erkek oranı %5. Ve bu adamlar bir kadınla dışarı çıkmak istedikleri zaman,
ilişki yaşamak istedikleri zaman sadece bir kez sorarlar. O ilgi gösteren erkekler gibi yüzlerce mesaj atmazlar. Bir kez sorarlar. Dışarı çıkalım mı? Bir kahve içelim mi? Ve siz ona hayır dediğiniz an o adam bir daha sormaz. Çünkü o adamın sadece bir kez şans verme özelliği vardır. Değerli dostlar, erkeklerle ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Bir sürü erkek çeşidi var. Hepsini sizlerle paylaşıyorum. Erkekler beni bombalıyor niye anlatıyorsun diye ama birilerinin anlatması lazım. Heteroseksüel erkek dünyasını sizlere keyifle anlatmaya devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.